Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle farklı bir içerik üzerine yaptığımız videoyu paylaşacağız. Bu videoda arkadaşlar Google Play servisleri olmadan bir telefonun kullanılabilir olup olmadığını sorgulayacağız aslında. Bildiğiniz üzere kısa süre önce Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro modellerini ülkemize satışa sunmuştu. Bunların incelemesi de girdi hatta sitemize yayına. Bu videoda ise arkadaşlar ben 2 haftalık P40 deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere P40 modelinde de Google servisleri bulunmuyor. Google servisleri deyince aslında aklımıza ilk gelen şey Google Play. Fakat bunun altında pek çok servis de bulunuyor. Nedir? Örneğin Google haritalar. Google haritaları ben kullanmıyorum diyebilirsiniz. Lakin Google haritalar sizin kullandığınız uygulamada kullanılıyorsa siz de otomatikman bu uygulamadan yararlanıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla Google servisleri olmadığı zaman telefonunuzda bu nimetlerden de faydalanamıyorsunuz. Bu ne demek? Size birazdan detaylı olarak açıklayacağım. Öncelikli olarak ben P40'tan biraz bahsetmek istiyorum. Normalde telefonunuzu açtığınızda biliyorsunuz işte Android bir cihazda Google Play kimliğinize giriş yaparsınız. Sonra uygulamaları indirirsiniz vesaire. Fakat P40'da, P40 Lite ve P40 Pro'da Google servisleri olmadığı için arkadaşlar direkt Huawei'nin kendi mobil servisleri üzerinde bir hesap açıyorsunuz ve burada size bazı uygulamaları öneriyor. O uygulamaları indirebiliyorsunuz. Huawei mobil servislerin haricinde yani kendi mağazasının haricinde farklı mağazalar da mevcut. İşte Huawei zaten bunları öneriyor size. Mağazasında da var bu üçüncü parti uygulama mağazaları. Onları indirip buradan da çeşitli uygulamaları telefonunuza kurabiliyorsunuz. Bunun riskleri var mı? Evet, olabilir. Örneğin ben bir mağaza indirmiştim. Bu mağazadan uygulama indirmek istediğimde işte kişilerime erişim, video çekme hakkı, kameraya erişim bir sürü izinler istedi. Dolayısıyla bu izinlerin verilmesi insanın kafasında soru işaretlerine neden olabiliyor. Çünkü bir uygulama neden sizden işte kameranızı kullanmak istesin? Ki bu uygulama mağazası. Uygulama mağazası olmamış olsa atıyorum tamam Instagram'a indirdiğinizde onun sizden kamera izni istemesi son derece doğal. Ama uygulama mağazası indiriyorsunuz ve bu mağaza sizden kameranıza erişim hakkı istiyor. Ve bu erişimde de arkadaşlar sizden habersiz video, fotoğraf çekme gibi haklar da var. Dolayısıyla hiç indirmeden direkt sildim. Bu açıdan bir uygulamayı indirirken sizden ne gibi izinler istediğine bakmanız da önem arz ediyor. Tabii buna birazdan değineceğiz. Şimdi gelelim uygulamaları nasıl edineceğimize. Normalde yeni bir telefona geçtiğimizde çeşitli yöntemler vardır. Nedir? Google Drive'a yedekleriz, oradan geri yükleriz vesaire. Fakat P40'da ben PhoneClone diye bir uygulama var ki siz de belki daha önce kullanmışsınızdır yeni bir telefona geçmek için. Bütün uygulamaları direkt olarak ne yapıyor? Eski telefonunuzdaki uygulamaları yeni telefonunuza aktarıyor. Üstelik bu uygulamaların pek çoğu Huawei'nin mağazasında bulunmayan uygulamalar. Yani örneğin mesela bende GTA San Andreas vardı oyun olarak. Eski telefonumda oynuyordum ve bu Huawei'nin mağazasında yok. Yani Huawei mobil app'e girdiğinizde bu uygulama bulunmuyor. Lakin aktardığında takır takır çalıştı. Hiçbir sorun yaratmadı. Örneğin bende FM 2020 vardı oyun olarak. Lakin bu uygulamayı aktardığımda, oyuna giriş yaptığımda benden Google Play servisleriyle oturum açmamı istedi. Oturum açamadığım için de oyunu oynayamadım. Yani bu bir dezavantaj. Bazı oyunları oynayabiliyorsunuz aktardığınızda. Bazıları ise Google Play ile giriş yapmamı istediği için tamamen bu uygulamadan faydalanamıyorum. Eğer siz de Google Play'siz bir telefon alacaksanız, yani Huawei'nin şu anda zaten biliyorsunuz Huawei haricindeki bütün markalarda Google servislerinin desteği var. Lakin Huawei'nin bazı modellerinde yok. Bazı modellerinde var gerçi ama onu da neye göre veriyorlar hala çözebilmiş değiliz. Örneğin P30 Pro çıktı yeni bir versiyonu, onda var. Fakat şu andaki P40 modellerinde yok ki P40 Lite'ın fiyatı da oldukça cazip. 3.300 lira gibi bir etikete sahip şu anda ki internet üzerinde 2.800 liralara falan da satılıyor. İnsanlar bu telefonu alma konusunda ciddi düşüncelere sahipler. Lakin içerisinde Google'ın bulunmaması, Google servislerinin yer almıyor oluşu insanların kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Ben de bu videoyu o yüzden çekmek istedim zaten. Hani Google Play olmadan bir telefon kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bu sorunun cevabını vermek istiyorum biraz da size. Şu var arkadaşlar. Biraz zorlanıyor musunuz? Evet, zorlanıyorsunuz. Neden? Aklınıza yesen her uygulamayı indiremiyorsunuz. Mesela Instagram'da dolaşıyorsunuz. Bir oyun gördünüz. Reklam olarak çok hoşunuza gitti. İndir diyorsun ama indiremiyorsun. Dolayısıyla işte internetten APK bulacaksın, uğraşacaksın, indireceksin vesaire. Bir sürü zahmet gerektiriyor. Kaldı ki indirdiğin zaman bile bazı oyunların biliyorsunuz ödeme sistemi sadece Google Play üzerine kayıtlı. Bu oyunun açılmasını tamamen imkansız hale getiriyor. Çünkü Google Play'de oturum açmadan oyuna giremiyorsunuz. Dolayısıyla uygulama tarafında
pek çok kısıtlamayla karşılaşmanız mümkün. Bunu size hemen baştan belirtelim. Yani öyle Android için çıkan her uygulamayı ben indiririm gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü indiremiyorsunuz. İndirseniz bile o uygulamaya giremiyorsunuz ya da özelliklerinden tam olarak faydalanamıyorsunuz. Gelelim bir diğer kısma. Örneğin ben işte oyunlarla çok aram yoktur, öyle çok fazla telefonu kullanmam, kamerası benim için önemlidir diyorsanız eğer bu açıdan sorun yok diyebilirim. Zaten böyle belli başlı uygulamalar var ya herkesin kullandığı. İşte nedir bunlar? Bankacılık uygulamaları, e-devlet vesaire. Bunlar zaten Huawei'nin kendi mağazasında da var. Bunları girip direkt olarak ne yapabiliyorsunuz? Telefonunuza indirebiliyorsunuz. Hemen hemen her bankanın uygulamasını gördüm ben. Zaten bunları size ilk girişte de öneriyor. Şu uygulama var, bu uygulama var, indir diye. Onları indiriyorsunuz. Bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Aynı şekilde sosyal medya tarafında da Instagram olsun, Facebook olsun, işte WhatsApp olsun. Bunları zaten kendi arayüzlerinden de indirebiliyorsunuz. Örneğin giriyorsunuz WhatsApp'a. Oradan indirebiliyorsunuz. Ya da Instagram'a girip oradan indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medya tarafında çok büyük bir sıkıntı söz konusu değil. Lakin dediğim gibi oyun tarafında ya da üçüncü parti uygulamalar tarafında bazı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Bir de şu var. Az önce videonun ilk giriş kısmında belirttiğim gibi Google Maps'i kullanmıyor olabilirsiniz. Lakin bir uygulama Google Maps kullanıyorsa ne yapıyorsunuz? Bu uygulamayı otomatikman indiremiyorsunuz. Örneğin Getir uygulamasını düşünelim arkadaşlar. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Nedir? Harita üzerinden takip edebilirsiniz işte motorun nerede olduğunu vesaire. Bu nasıl oluyor? Google Maps'in altyapısını kullanıyordu Getir. İşte burada bir sorun karşımıza çıkıyor. Google Maps'in altyapısını kullandığı için biz bu uygulamayı Huawei telefonunda kullanamıyoruz. Yani P40'ta, P40 Lite'da, P40 Pro'da kullanamıyoruz. Aynı şekilde bu durum bankacılık uygulamalarında da geçerli. Birçok banka uygulamasında en yakın ATM nerede, en yakın şube nerede gibi sorgulamalar mevcut. Biliyorsunuz bu sorgulamalar nereden yapılıyor? Tabii ki harita üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla harita üzerinden yapıldığı için ve sizin telefonunuzda Google Maps'i desteklemediği için bunları uygulama üzerinde göremiyorsunuz. Yani harita bazlı eğer bir uygulama içerisinde harita girişi varsa ya da bir uygulama içerisinde uygulama içi satın alımlar varsa bu uygulamaları telefonunuza indirmeniz çok da mümkün olmuyor ya da indirseniz de tam anlamıyla çalışmıyor. Örneğin ben Ziraat Bank'ın mobil uygulamasını kullanıyorum. Uygulamaya giriş yaptığımda bana direkt olarak işte Google Play servisleri olmadığından dolayı uygulamanız tam anlamıyla çalışmayacaktır diye bir uyarı veriyor. Ben tüm bankacılık işlemlerimi yapabiliyorum lakin nerede çalışmıyor? İşte en yakın ATM, en yakın şube nerede diye sorgulattığımda bu hata vermesine neden oluyor. Elbette bunlar geçici sorunlar mıdır? Belki olabilir. Bunun için ne lazım? İşte bu uygulama geliştiricilerin Google Maps'in yanında atıyorum Yandex'in de altyapısını kullanması lazım ki ancak öyle bu telefonlara tam anlamıyla destek gelebilsin. Elbette ileride Google ile Huawei arasındaki bu anlaşmazlık çözülürse telefona Google servislerini yüklemek de mümkün olur. İleride tabii ki Google ve Huawei arasındaki bu anlaşmazlık da çözülebilir. O zaman zaten böyle bir sorun ortadan tamamen kalkmış olacaktır. Yani istediğimiz zaman telefonumuza Google servislerini yükleyebiliyor olacağız. Ben bu sorunun en geç bir sene içerisinde çözülmesini bekliyorum arkadaşlar. Geçen sene çözüme çok yaklaşılmıştı zaten. Lakin bu koronavirüs sürücü ve Trump'ın biraz da inat etmesi yüzünden sorun çözüme ulaşmadı. Çünkü Google da Huawei'ye tekrardan destek vermek istiyor. Biliyorsunuz Huawei'nin dünya çapında milyonlarca kullanıcısı var. Dolayısıyla burada Google'ın işine gelmiyor bu kadar kullanıcıyı kaybetmek. Çünkü mağaza gelirleri vesaire düşüyor. O yüzden Google da hatta Trump hükümetine bir istekte bulunmuştu Google'ın muaf sayılması konusunda Huawei'den. Ama bu talebe red yanıtı geldi. Dolayısıyla kısaca toparlamamız gerekirse önümüzdeki süreçte bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani özetlememiz gerekirse Google servisleri olmadan bir telefonu kullanmak çok kolay değil. Bunu dürüstçe söyleyebiliriz. Pek çok uygulamayı indirebiliyor musunuz? Evet indirebiliyorsunuz. APK olsun, işte PON kullanma, telefona aktarma olsun pek çoğunu indirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Lakin dediğim gibi Google Play üzerinden ödeme alan ya da altyapısında Google servislerini kullanan ve Google Maps gibi uygulamaları bu telefonda kullanmanız ne yazık ki mümkün değil. Eğer Huawei P40 Lite ya da P40 ya da P40 Pro ya da işte Mate 30 Pro alma düşünceniz varsa bu tavsiyemizi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Bu arada dipnot olarak şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu telefonlara Google Play yükleniyor mu? Evet yükleniyor. Fakat biraz uğraşmanız gerekiyor. Artı her güncelleme geldiğinde de Google Play kaldırılıyor. Onu ne yapmanız gerekiyor? Tekrardan aynı yöntemlerle yüklemeniz gerekiyor. Evet bu videoda sizlere Google servisleri olmadan bir telefonun ne derece kullanılabilir olduğunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Benim gözüme çarpan bir şeydi bu.
Huawei'nin ben kendi mağazasına girdiğimde pek çok uygulama var. Tamam, mesela Kafa Topu 2 hepimizin bildiği böyle popüler bir oyun. Onu indireyim dedim arkadaşlar. İndirdiğimde karşıma apayrı bir oyun çıktı. Yani tamam, görüntüler Kafa Topu 2, işte o küçük imaj resmi Kafa Topu 2. Lakin oyunu indirdiğimde karşıma çıkan oyun böyle beach volley gibi bir şeydi. Yani voleybol kafa topuyla voleybol oynuyorlardı. Öyle saçma bir oyun çıktı karşıma. Direkt sildim zaten. Yani böyle uygulama resmine bakıyorsunuz, tanınmış bir uygulama indiriyorsunuz, farklı bir uygulama çıkıyor karşınıza. Sanırım Huawei'nin bu noktada uygulama mağazasına koyduğu böyle uygulamalara ya da oyunlara biraz daha dipnot etmesi gerekiyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoda size Google servisleri olmadan bir telefonun ne derece kullanılabilir olduğunu anlatmaya çalıştık. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.